Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizde uyguladığımız bir yöntem var. Bu yöntemi uygulayınca biberlerden çok çabuk şekilde çiçek açıyor ve biber veriyor. Şimdi ben biberin dallarını almıyorum. Budama yapmıyorum. Her dalı çiçek doluyor böyle. Burada da biberimiz var gördüğünüz gibi. Karşıda da var. Bunlar 7 gün içinde oluştu. Diğerlerine de var. Burada aynı şekilde. Küçüklü, büyüklü biberler oluştu. Bu şekilde. Burada biberlerimiz var. 2 tane olmuş yan yana. Orada 3 tane var. Burada var. Yine büyüyorlar. Çiçekler hepsi. Burada da biberlerimiz var. Bu 7 gün içinde oluştu arkadaşlar. Her taraf çiçek doldu. Nedir? Şimdi bitkiyi meyve vermeye, biber vermeye zorlayacağız. Bu kadar basit. Şimdi biber büyüyor. Bunu toplama şekli farklı oluyor. Ne yapıyoruz? Büyüyenleri alıyoruz, diğerlerini bırakıyoruz. Ben yıllardır bu şekilde yapmıyorum. Biberler büyüyor. Büyüdüğü zaman diyelim yarısı olgunluğa ulaştığı zaman, yeterli büyüklüğe ulaştığı zaman küçük büyük demiyorum, hepsini topluyorum. Üzerlerinde bir tane bile biber bırakmıyorum. Hiçbir yer kalmıyor. Biber kalmayınca bitki hemen çiçek açmaya başlar. Amacı neslini devam ettirmektir. Altlarını çapaladık. Bıraktık o şekilde. Ancak 2-3 gün önce bir yağmur yağdı. Arkasına hafif bir daha attı. Böyle altlarında kaymak tabaka oluştu. Çatlak oluştu. Aşırı da rüzgar vardı. Rüzgardan daha diyelim fırtına diyelim. Fırtına 2-3 gündür. Bunları bağladık, zarar görmedi. Bu şekilde bile hepsi çiçek açtı ve biber vermeye başladılar. Tüm biberleri topladık, bir tane bile bırakmıyoruz. Arkasından çapalıyoruz ve su vermiyoruz. Ancak yağmur sulamış oldu. Yine de bu 7 gün içinde her taraf çiçek doldu. Biberler oluşmaya başladı. Bunlar 15 güne kalmaz her taraf büyük biberlerle dolar. Ondan sonra tekrar toplayacağız. Bunları dikeli 3 ay olmadı. 50. günden sonra biber toplamaya başladık. Toplamayı öyle yapıyoruz. Hepsini toplayıp bırakıyoruz. O şekilde. Biber mecburen çiçek açıyor, biber veriyor. Hem de kaliteli biber veriyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.